Sinemaya'dan herkese merhaba. Bu haftaki konuğumuz Nejat İşler. Nejat, iki filmle birden vizyondasın. Bu biz herhalde daha çok Kaybedenler Kulübü'nü konuşacağız. Çünkü 16 yaşından beri beklediğim rol demişsin Kaan için. Evet. Biraz anlatsana, nasıl bir rol bu ve niye bu kadar hakikaten kendinle özdeşleştirdin? Şu önce iki film hikayesini bir söyleyeyim mi? Çınar Ağacı'nda ben misafir oyunculuk gibi bir şey yaptım aslında. O da güzel film. Seyrettim onu da. Ama gerçekten orada bir hani yardım etmek için gittim ben oraya. Ama bu yani ruhumla beraber katıldığım bir film. Çok önemsiyorum Kaybedenler Kulübü'nü. Tolga Örnek'le tanışman nasıl olduğunu merak ediyorum. Çünkü Tolga hani Hititler, Çanakkale, ödüllü belgeseller, Devrim Arabalı'yla biraz daha hani kurmaca filmlere girdi ama böyle bir film beklemiyordum ben Tolga'dan. Senin tanışman nasıl oldu Tolga Örnek'le ve nasıl bu işin içine girdin? İşte yani sinemayla uğraşan herkesin aslında çok yönlü bakması lazım zaten hayata. Tolga onlardan bir tanesi işte. İyi bir örnek yani. İyi bir örnek. Tolga Tolga Örnek iyi bir örnek gerçekten de. örnek. Bir şey anlatmak isteyen insan, ifade etmek isteyen insan, sanat yapan birinin zaten yelpazesinin çok geniş olması lazım. Tolga zaten bir sürü şey denemeyi seviyor. Bundan sonra da öyle gidecek galiba. Tanıyor muydun daha önce yoksa Yok tanımıyordum. ilk kez mi ilgilendiniz? Bizim tanışmamız ve benim işi kabul etmem falan böyle 2 dakika falan sürdü. Yani çünkü senaryo Ne geldi. dedi 2 dakika sürdü? Bir şey demesine gerek Kaybedenler kalmadı. Kulübü ve... Kaybeden, dedim o 90'lardaki Kaybedenler Kulübü mü? Evet. Kim? Kaan dedi. Tamam oldu bu işte. Çok dinliyor muydun Kent FM'deki bu Tabii programı? dinliyordum. Bayağı hayranıydım yani. Yani o günler, o saatlerde radyonun başında. O zaman şey de yoktu böyle işte. Mesela evimizde televizyon yoktu o zaman. Radyo dinliyorduk genelde. İple çekiyorduk o Neden saatleri. peki o program? Hani ne çekiyordu seni Ya Kaybedenler Kulübü'ne? özgürleştirici bir işti yani. Hiç, nasıl diyeyim işte. Saat 10'da gece iki erkek baş başa muhabbet ediyorlar. Ve En bu iyi sıkı da bir saat 1'e muhabbet. kadar devam ediyor bu muhabbet. Arada da müzik oluyor. Tabii ki o saatlerde limonata içmiyorlar, içki içiyorlar. Kafaları güzel, şahane muhabbet yapıyorlar ve bunu hani o zamana kadar bizim gördüğümüz radyocular, televizyoncular hep şeydi işte yani TRT ekolünden hep böyle işte Sayın ha dinleyiciler falan öyle falan. giden bir şey. Bu dışında ya bayağı bizim gibi konuşuyorlar yani ve radyodan konuşuyorlar bunu. Bir defa şey çok enteresandı. Ertesi gün olduğu zaman ertesi gün dinleyenler bir şeyler Arasında. paylaşıyorlardı. Dün onu dinlediniz mi? İşte şöyle yaptılar, böyle yaptılar, ona böyle dediler falan diye. Bu enteresan bir olaydı yani. Ona ait olmak iyi. Yani. Kaybedenin tanımını yapar mısın bize? Kimdir kaybeden? Bu aslında ironik bir isim. Yani işte şeyin işte bu 80'lerin başından bizim tonton geldikten sonra işte bir çağ atladık, bir hani kazanmak, ne olursa olsun kazanmak, işte Hatta kazanmak için her kazanmak şey mübah falan filan yani pompalanırken başkalarını sağa sola iterek öne aynen. çıkıp kazanmak, Aynen. birlikte kazanmak, kazanarak çoğalmak değil, Aynen. Bu öne adamlar çıkarak. programların ismine Kaybedenler Kulübü yaptılar. Yani o zamanın ruhu ile ilgili bir şey yani. Hani kazanmaksa mesele biz kaybederiz, bunu tercih ederiz diye. İyi bir motto aslında bu. Yani düşünülmüş bir şey bu. Senin Gayet hayat zekice bir felsefen hareket. mi aynı Hemen zamanda? hemen. Tabii ki. Şimdi Kaybedenler Kulübü'ndeki erkekler kaybeden diyorlar kendilerine ama hani sayısız kadınla beraber oluyorlar. Dışarıdan baktığında erkekler diyordur bu nasıl kaybeden? O konuda ne düşünüyorsun? Şimdi şöyle bir şey var. İnsanların temel ihtiyaçları var hayatlarında. Bazı insanlar yani en ilkelinde düşünürsem sadece bu temel ihtiyaçlarını gidermek için yaşarlar günü. Bazıları da başka bir şey için yaşarlar. Yani modern hayatta daha çok karşılaştığımız insanlar. İşte gösteriş için. İşte varlığını göstermek için bir şekilde. Yani bağırırlar insanlar yani. Biz varız, buradayız, şöyle kazanıyoruz, böyle yapıyoruz, böyle yaptık, şöyle ödül aldık falan diye. Bunların hepsi gün sonunda temel ihtiyaçlarını karşılamaya yarar. Başka da hiçbir şey yaramaz. Şimdi temel ihtiyaçlarını karşılıyorsan bazen muteber bir adam olmayabiliyorsun. Yetmiyor çünkü bu insanlara bazen. Artık yetmiyor yani. O zamandan işte bakılmış ve güzel ismi konmuş bir şey yani. Kaybeden değil. Evet, çok güzel yemekler yiyorlar, çok güzel içkiler içiyorlar, çok güzel yerlere gidiyorlar. Çok güzel kadınlarla beraber oluyorlar. Yetti işte, bitti. İnsan başka hayatta ne isteyebilir ki yani? Ama şeyi anlamıyorum ben işte. Bugün sabahtan beri aklımda bir şarkı vardı Barış Manço'nun. Halil İbrahim Sofrası. Onun sözleri güzeldir bu konuda işte yani. Yani işte para pulla, ihtişamla kandırma kendini. Yani içi boş insanla oturma gibi yani. O öyle bir şey işte yani bu.
ihtişamlı bir şey değildi yani bu durum. Sadece işte günlük ihtiyaçlarını karşılayabileceğin bir şey yapıyorsun. Radyodan para almıyorlar mesela. Onu da soracağım. Onun radyodan para almamanın nedeni birazcık özgür kalmak, istediklerini yapabilmek. Hani o alemde biraz paraya kötü bakılıyor. Çok hoş karşılanmıyor çok para kazanmak. İşte diyebilir miyiz acaba? Yettiği kadar ya. Yani bu öyle bir şeydir. Yani ne bileyim biz öyle öğrendik. Müthiş bir karar aldın gerçekten. Bodrum'a yerleşme kararı. Hani senin gibi popüler, senin gibi para kazanabilen, kazanabilecek olan bir oyuncu için radikal bir karar. Ciddi radikal bir karar. Hani bir gecede mi alındı bu yoksa planlama sonucunda mı? Dışarıdan biraz aslında böyle sarsak bir herif gibi görünüyorum da ben planlı yaparım işlerimi çoğunu. Öyle mi? Şeyi düşünüyorum mesela ilk böyle 10 sene önce verdiğim röportajda demişim ya 40 yaşındayken İstanbul'u, yani 40 yaşında İstanbul'u terk edeceğim demişim. 40 yaşındayım. Ne yapıyorsun? Nasıl geçiyor günlerin orada? Kahvede oturuyorum, muhabbet ediyorum, oyun oynuyoruz, kağıt oynuyoruz, okey oynuyoruz, tavla oynuyoruz, top oynuyoruz, arkadaşlarım.